Değerli dostlar, Kanal 52'nin muhterem izleyicileri, programımızın takipçileri. Bugün programımıza başlamadan önce kalbimizi derinden yaralayan, tabiri caizse ciğerimizi acıtan, hepimizin bütün Türkiye olarak genelde, özellikle de bu cennet vatanın, Ordu ilimizin sakinleri olarak hepimizi derinden teessürle bizi üzen bir şehit haberimiz var. Rabbim inşallah biliyoruz ki onu rahmetiyle, mağfiretiyle karşılayacak. Biliyoruz ki Cenab-ı Hak onu peygamberlere komşu edecek. Biliyoruz ki Cenab-ı Hak ona İnsanın peygamberden sonra verilen en büyük rütbe olan şehitlik rütbesiyle, makamıyla onu taltif edecek. Ama biz geride kalanlar şehidimize layık olmak, onun canı pahasına sahiplendiği bu vatana sahip çıkmanın bizim üzerimize de sorumlulukları olduğunu ve bu sorumlulukları da unutmamamız gerektiğini programın başında, sohbetimizin başında ifade etmek istedim. Evet, bugün Volkan Demirci kardeşimiz Çatalpınar'da. Bugün sizler de biliyorsunuz, takip ettiniz, defnedildi. Oruçlu ağzıyla Ramazan'ın mübarek gününde seve seve canını bu cennet vatan uğruna feda etti. Bizi aslında bir anlamda borçlandırdı. Borcumuz bir borçhanemize bir artı daha konuldu. Borcumuz biraz daha arttı. Artık bir şehidimize daha borcumuz var. Çanakkale Savaşı ile birlikte, ondan daha öncesinde ve daha sonrasında bize bu vatanı hediye eden, canı pahasına canını verip, bize canını feda edip, gözünü kırpmadan feda edip, bize bu vatanı hediye eden kardeşlerimizi unutmamalı. Ve bu olaylar, yaşadığımız bu olaylar, bu üzücü olaylar, ülke olarak, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha da perçinlemesi gerektiğini bilmeliyiz. Aksi takdirde öbür türlü hakkını ödeyemeyeceğimiz insanlar hanesine bugünkü şehidimizi de yazmış oluruz. Allah bizi korusun inşallah. Evet, değerli dostlar, bugün bu üzücü girişten sonra sohbetimizin başlığını, konusunu aktaralım size. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı öğütler bugünkü sohbetimizin konusu. Lokman Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ismi zikredilen peygamberler var. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberler var. Ama ismi zikredilmeyen, ama Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmedim ama peygamberlerin sınırı bu kişilerle değil dediği ve bizim bilmediğimiz daha bir sürü peygamberler var. Hatta Cenab-ı Hak, Allah bir kavme bir peygamber göndermeden o kavmi cezalandırmaz buyuruyor. Demek ki insanın var olduğu her yerde, insanın yaşadığı her yerde ne zamandan beri? İlk insan Hazreti Adem'den beri. Ne zamana kadar? Allah Resulü Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar. Geçen süre içinde, çünkü peygamberimiz son peygamber, Hatemun Nebiyyin son peygamber olduğu için ondan sonra bir peygamber artık gelmeyecek. Ama bu ikisi arasında bizim bilmediğimiz, dünyanın hangi coğrafyası, neresi olduğunu bilemiyoruz. Cenab-ı Hak sayısız, bizim sayamayacağımız veya sayısını bilmediğimiz bir sürü peygamberler gönderdi. Hani yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin 285 ve 286. ayet-i kerimesinde iman ediyoruz ya, okuyoruz ya, Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhim rabbihi vel mü'minûn. Allah Resulü ve peygamberler iman etti diyoruz ya. Neye iman etti? İşte orada kitapları, peygamberleri zikrediyor Cenab-ı Hak. Bizim iman haritamızı da, iman edeceğimiz listeyi de bize vermiş oluyor. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi diyor ya. İşte oradaki rusuller bahsinde
Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen daha bir sürü peygamber var. Ancak Kur'an-ı Kerim'de üç tane bir isim daha geçiyor ki bu üç ismin peygamber mi yoksa peygamber olmadığı konusu şüpheli, tereddütlü alimlerimiz tarafından yorumlanmış. Ve tabii biz bunu bilmiyoruz. İnşallah peygamberlerdendir diye dua ediyoruz. Ama peygamber olmasa bile Cenab-ı Hak onun adına bize onun oğluna öğütlerinin aktarıldığı bir sureyi yüce kitabımızda Kur'an'da karşımıza çıkarıyor değerli dostlar. Evet, bugünkü suremizi, daha doğrusu bugünkü dersimize konu olan sure Lokman suresi. Yani peygamber olup olmadığı kesin olmayan hikmet sahibi Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı tavsiyeleri bugün işleyeceğiz. Bu tavsiyeler sadece oğluna değil, yani oğlunun tahtında elbette bu tavsiyelerin hepsine bizler de muhatabız ki Cenab-ı Hak kitabına, Kur'an'ına bunları almış. Yoksa eğer bizi ilgilendirmeyen bir şey olsaydı, eğer bugünümüzü kapsamayan bir şey olmasaydı, Cenab-ı Hak evrensel olan bir kitaba, kıyamete kadar hükmü devam edecek olan bir kitaba Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyeleri dahil etmezdi. Dahil etti ki biz de bu öğütlerin muhatabıyız değerli dostlar. Evet, Lokman aleyhisselam dedik. Lokman aleyhisselam Mekke döneminde, yani Lokman aleyhisselamın oğluna nasihat verdiği bu sure Mekke döneminde inen bir sure. 31. Yanlış hatırlamıyorsam, evet, 31. sure Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada 31. sure. İsterseniz hemen bu sureye konuk olalım, bakalım Lokman suresi bize ne hazırlamış. Bakalım Lokman suresinde şu anda da sahurda masamızın başındayız. Bir de bakalım Lokman suresinin bize hazırladığı sahuru inşallah beraber anlamaya ve o sahurdan gıdalanmaya gayret edelim inşallah. Lokman suresinin özellikle oğluna, Lokman aleyhisselamın oğluna bahsettiği, öğüt verdiği ayet-i kerimeler 12 ile 19 arası. Ancak ben istedim ki bu ilk 5 ayeti de, ilk 5 ayetlik pasajı da aktarayım. Ondan sonra Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlerine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim, hurufu mukatta diyoruz buna. Kesik harfler. Bunların anlamı hakkında o kadar çok yorum yapılmış ki, o kadar çok farklı noktalara varılmış ki, inşallah hepsi doğrudur, bilemiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki, yani Cenab-ı Hakk'ın, bilmiyoruz belki Efendimiz'e şifrelerini verdi veya vermedi, ama Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeleri, bu ayetleri, yani hurufu mukatta dediğimiz bu kesik harfleri surelerin başında, bazı surelerin başında getirmiş. Dikkat çekmek için, belki başka sebepler, bilemiyoruz. Ama bu sure ilk ayet-i kerimesi Elif, Lam, Mim diye başladı. Şöyle devam etti ikinci ayet-i kerime. Tilke ayatul kitabil hakim dedi. Ve daha sonra huden ve rahmeten lil muhsinin dedi. İki ayet-i kerimenin anlamını şöyle veriyoruz. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Lokman Hekim de diyoruz ya, hani bizde böyle meşhur Lokman Hekim, hikmet sahibi kişi. Cenab-ı Hak Kur'an'ın bilgilerinin de hikmetli olduğunu bize bu ayet-i kerimeyle aktarıyor. Diyor ki, rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir bunlar diyor sevgili dostlar. Daha sonra dördüncü ayet-i kerimede namazlarını özenle kılan, dünkü bundan önceki konularda biliyorsunuz namaz konusunu işlemiştik. Dikkat ederseniz her zaman namaz konusu karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hangisi olursa olsun mutlaka namazla anıldığını, yani kıssası anlatılan bölümün
bir parçasında da Allah-u Teala namaza içine koyduğunu, dahil ettiğini biz görüyoruz. Yani bir peygamber hayatını anlatıyor. Mesela Yunus Aleyhisselam anlatıyorsa onda yine bir namaz var. Yusuf Aleyhisselam anlatıyorsa onda bir namaz var. Sabırla meşhur bir peygamber Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz. Affedersiniz Eyüp Aleyhisselam, ama orada da namaz var. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılan bir peygamber, ama onda da namaz var. Yani hangi peygamberi Cenab-ı Hak karşımıza çıkarıyorsa mutlaka hemen onun yanı başına namazı koyuyor. Demek ki namaz insanın dünyaya geldiği günden itibaren Allah'ın evrensel bir emri, evrensel bir formu, evrensel bir normu. Yani namaz bizim için olmazsa olmaz. Yani namaza bundan önce ihtiyacımız var, bundan önce ihtiyacımız yoktu, şimdi ihtiyacımız var demek durumunda değiliz. Namaza ilk insan Hazreti Adem'den son insana kadar herkesin ihtiyacı olacak. Yaratılışımız, fıtratımız namazı istiyor, namaza ihtiyacı var. Yine 4. ayet-i kerimede namazını özenle kılmak. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ dedi Cenab-ı Hak. Namazı özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inanan kişilerdir dedi. İşte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. Hatırlayalım. Bundan önceki dersimizde müminin özellikleri, yani Mü'minun suresini işlediğimiz zaman da yine Cenab-ı Hak bir kesinlikle, katiyetle demişti ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ancak müminler kurtuldu demişti. Hatta mazi sigasıyla kullandı. Yani قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَفْلَحَ mazi bir siga. Mazi ne demek? Geçmiş zaman kipiyle kullandı. Aslında kurtulma yani geleceği de kapsıyor. Neden Cenab-ı Hak geçmiş zaman kipiyle kullandı? Çünkü eğer bir ifade anlatılırken geçmiş zaman kipini kullandıysa Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in bir edebiyatı bu, bir uslubu, belagatı. Eğer geçmiş zaman kipi kullanıldıysa bu ne demek? Kesinlikle demek, mutlaka demek, %100 demek, şüpheye yer vermeyecek şekilde demek değerli dostlar. Yine aynı şekilde Allah-u Teala iman edenlerin kurtuluşa erenler olduğunu ve yalnız onlar olduğunu yine Lokman suresinin 5. ayet-i kerimesiyle yine Cenab-ı Hak bizim karşımıza koydu. Ve sıra geldi Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatlerine geldi. Evet, Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatleri demek, az önce konunun başında da, sohbetin başında da kullandık. Bu sadece Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatler değil, bu aynı zamanda bize nasihatlerdir. Yani biz de bu nasihatleri dinlemeli, dinlemek yetmez. Aklı başında bir insan bu hikmetli nasihatleri, aklı başında bir insan bu nasihatleri alır ve hayatına ne yapacak? Uygulayacak. Ancak gözü kör olanlar, kulağı sağır olanlar, hakikate kalplerini kapatanlar bu nasihatlerden nasibini alamayan bahtsız, talihsiz kişilerdir. Rabbim o kişilerden olmamayı bizlere inşallah nasip eylesin. O zaman hemen bakalım nasihatlerde ne var? Bu nasihatlerde ne kadar iyiyiz? Hangi maddelerinde daha iyiyiz? Hangi maddelerinde zayıfız? Bunun sağlamasını şimdi bu sureyle, bu ayet-i kerimeyle beraber yapalım değerli dostlar. Lekad ateyna lukmanel hikmete enişkuru lillahi diye başladı pasajımız. 12 ile 19. ayeti kerimeleri inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Andolsun ki, yani yine yemin, yine taahhüt, yine kat'iyet, kesinlik var. Andolsun ki dedi Cenab-ı Hak, vaktiyle Lokman'a hikmeti verdi. Hikmeti şöyle açıklamışlar. Din konusunda kesin bir bilgi. Din konusunda kesin ve derin bir bilgi. Yani
bir derinliği olan, sığ olmayan bir bilgiye hikmet denilmiş. Başka sahih inanca, doğru bir inanca hikmet denilmiş. Başka akıl, evet, akıllı insanlar, aklını kullanabilen insanlar ancak hikmet sahibi kişilerdir. Doğru konuşma sahibi olan kişiler de, yani aklını yerinde kullanan insanlar da doğru konuşan insanlardır. Yani dikkat ederseniz burada hikmetli kişilerin, mutlaka hikmetli kişilerin, yani derin bilgiye, sahih inanca, akıla, yerinde ve doğru konuşmaya, isabetli görüşe ve davranışa sahip olan kişilerin mutlaka iyi bir dile, akla, beyine ve kalbe sahip olması gerektiğini görüyoruz. İsterseniz burada hemen araya bir rivayet sıkıştıralım. Hazreti Davut döneminde yaşadığı söyleniyor. Tabii rivayetlerin ne kadar doğruluğu olduğunu bilmiyoruz ama bize aktarılan rivayete göre Hazreti Davut döneminde Lokman Aleyhisselam'ın yaşadığı bize rivayet ediliyor. Bir gün Hazreti Lokman'a Davut Aleyhisselam diyor ki, bana bir koyun kesiliyor ve bu koyunun en değerli iki parçasını getir diyor. Yani en kıymetli, en değerli olan uzuvlarını, parçalarını getir diyor. Lokman Aleyhisselam hikmet sahibi olduğu için, az önce hikmetin de içeriğini verdik değil mi? Yani hikmetin neyi kapsadığını, hikmetin sınırlarını da az önce ne yaptık? Verdik. Ne dedik? Tekrar hatırlayalım mı? Derin bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, isabetli görüş ve davranış, hikmetin yansımaları, hikmetin tezahürleri değerli dostlar. Hikmet sahibi kişiye Davut Aleyhisselam dedi ki, getir bana koyunun, hayvanın en güzel etlerini getir dedi. Lokman Aleyhisselam dil ve kalbi getirdi. Yani halbuki bir hayvanda başka uzuvlar yok mu, başka bölgeler yok mu? Ama Lokman Aleyhisselam dilini ve kalbini getirdi. Sonra dedi ki Davut Aleyhisselam, peki bu sefer de en kötü uzuvlarını getir, en kötü parçalarını getir. Nedir bu canlının en kötü parçaları? Canlının aslında bir anlamda bu sadece o kesilen hayvan değil, biz de ona dahiliz, canlılar olarak hepimiz. Dedi ki, bir de bunların en kötüsünü getir. Lokman Aleyhisselam gitti, bu sefer yine önce dil, sonra kalp, yine ikisini getirdi. Sonra dedi ki, ikisi de hem kötü hem çirkin olur mu? Evet, ikisi eğer güzel kullanılırsa, bir insanın yani bu hikmeti yaşamak, anlamak adına, hikmeti yaşamak, anlamak ve onu daha sonra da yaşamak, hayata geçirmek adına bu iki uzuv çok önemli. Aynı şekilde eğer bu hikmeti, bu tavsiyeyi, bu nasihati uygulamazsan, tatbik etmezsen, kapılarını açmazsan, kalbini açmazsan, ne olur bu sefer bu dil maalesef, İyiliğe hizmet edecek olan bu dil maalesef kötülüğe hizmet eder. Bu kalp Allah'ın mekanı olarak nitelendirilen, ben yere göğe sığmam ama müminin kalbine sığarım deniyor. Yani Allah'ın bile ev sahipliğine, Allah'a ev sahipliği yapacak olan bu kalp maalesef kötünün, şerrin adına eğer kullanılırsa ne olur kardeşlerim? O zaman işte en kötü uzvumuz bu uzuvlar olmuş olur. Davut Aleyhisselam'la Lokman Aleyhisselam'ın arasında geçmiş bu diyaloğu da verdikten sonra tekrar başa dönelim ve ayeti anlamaya gayret edelim. Andolsun ki dedi, vaktiyle Lokman'a hikmet verildi ve ona şöyle demiştik. Enişkuru lillahi, Allah'a şükret. Niçin şükret sana? Çünkü çok değerli bir şey verdik. Hikmet verdik ya. Yani şöyle bir etrafımıza bakalım. Allah'ın bize sahip verdiği ve sahip olduğumuz nimetler saymakla bitmiyor. Ama yani bunu daha önceki sohbet programlarımızda da söylemiştik. Yani eğer hikmet sahibi değilsek, eğer Allah'ın verdiği bu nimetleri hikmetli bir yolda kullanmayacak olursak ne işe yarar sahip olduğumuz nimetler? Evet değerli dostlar, demek ki hikmet sahibi olduğun için diyor Cenab-ı Hak Lokman Aleyhisselam'a şükret. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Allah'a şükret.
Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur diyor Cenab-ı Hak. Devam ediyor. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ. Nankörlük eden de bilmelidir ki bu nankörlüğünün sebebi Allah'ın bizden beklediği şükür, hamd. Eğer bu şükür, hamd yerine gelmezse Allah-u Teala'nın bizden böyle bir beklentisi yok. Allah-u Teala'nın buna ihtiyacı da yok. Yani bizim gibi Cenab-ı Hak ihtiyaç sahibi bir varlık değil. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Allahu Samet. Her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Yani bu kadar namaz kılıyoruz, bu kadar ibadet ediyoruz, bu kadar emirleri, yasaklarını yerine getiriyoruz. Ancak bunlardan Cenab-ı Hakk'a ulaşan hiçbir şey yok. Yani Cenab-ı Hak varlığı için bize muhtaç değil değerli dostlar. Çünkü her şey ona muhtaç. Çünkü hiçbir şey, o hiçbir şeye muhtaç değil. Sonra öğütler şöyle başlıyor. Diyor ki Lokman oğluna şöyle dedi. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ. Ey oğulcuğum, bu bir uslup değerli dostlar. Yani bu bir uslup. Yani nedir bu uslup? يَا بُنَيَّ. Ey oğulcuğum, ey canım oğlum, sevgili oğlum demek. Şimdi bakıyoruz, mesela aileler çocuklarını nasıl daha iyi yetiştiririz konusunda uzmanlara başvuruyorlar. Çocuklarını daha iyi nasıl yetiştiririz derdiyle, yaşam koçlarıyla görüşüyorlar. Kitaplar alıyorlar, okuyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Çocuğumu daha iyi nasıl yetiştirebilirim? Aslında elbette ki bu kitaplar çok önemli. Okunan bu kitaplar çok önemli. Ancak bir insan şunu bilmeli ki, Kur'an'ın hayatımızın hiçbir alanına müdahale etmediği, boş bıraktığı bir alan yok değerli dostlar. Kur'an hiçbir alanı biz atlamamış, es geçmemiş tabiri caizse. Yani bir anne baba evladını nasıl yetiştirir, evladına nasıl davranır, hatta bırakın nasıl konuşacağını bile ne yapıyor? Nasıl konuşacağını bile bize burada söylüyor. Ya büneyye diyor. Ey oğulcuğum, yani oğluna bile kaba davranma. Hani biz ya kalk git şuradan, gözüm görmesin seni, git buradan, sen şöylesin, sen böylesin diye ifadelerle oğlumuzu yeriyoruz. Oğlumuzun, çocuğumuzun kalbini kırıyoruz ama Lokman Aleyhisselam'dan öğreniyoruz ki oğlumuza böyle davranmamalıyız. Ya büneyye diyor, sevgili oğlum, güzel oğlum diye oğlumuzun gönlünü almamız, kızımızın, oğlumuzun, çocuklarımızın gönlünü kazanarak, onun gönlünü kazanarak, sadece ona mal bırakarak, mül bırakarak, servet bırakarak değil, aynı zamanda oğlumuzun, kızımızın gönlünü de kazanarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz değerli dostlar. Devam edelim. Ne diyor bakalım Lokman Hekim, Lokman Aleyhisselam oğluna? La tüşrik billahi. Sakın ama sakın Allah'a şirk koşma. Sakın Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Burada şirkin ve affedersiniz zulümün ve adaletin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Yani şimdi Cenab-ı Hak bize dedi ki şirk bir zulümdür. Şirk etmek zulümdür. Peki şirk aslında biz ne ediyoruz? Her şeyi yerli yerinde yapmak, herkese hakkını vermek zulüm olmuyor. Yani eğer bunu yapmazsak, yani her şeyi yerli yerinde yapmazsak ve herkese hakkını vermezsek ne yapmış oluyoruz? Zalim olmuş oluyoruz. Peki bunu yerine getirirsek adil oluyoruz. Yani adaletli davranmış oluyoruz. Peki buradaki zulmü nasıl anlamalıyız? Yani Allah'a şirk koşmak nasıl zulüm olabilir? Çünkü Rabliği Allah'tan başkasına vermiş oluyoruz. Bu olayın bir yönü. Yani biz sadece kadiri muktadir olan
Allah'tır sadece. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak'tır. Ama biz Cenab-ı Hakk'a ortaklar koşuyoruz. Ortaklar yanında ortaklar veriyoruz. Aslında inanmıyor değil, inanıyoruz. Ama eğer Rabbimizin yanında başka bir güç de kabul ediyorsak, o zaman ne yapmış oluyoruz? Şirk yapmış oluyoruz. Peki bu zamanda Cenab-ı Hakk'ı, Rab'lığını başkasına verdiğimiz için de ne yapmış oluyoruz? Zulmetmiş oluyoruz. Mesela müşrikler ateist değildi sevgili dostlar. Yani müşrikler Allah'a inanmıyor değildi. Allah'a inanıyorlardı. Ayet-i Kerime'de diyor ki onlara sorsan, eğer ki bu yeri göğü kim yarattı diye sorsan, derler ki Allah yarattı derler. Allah'a inkar etmiyorlar. Ancak Allah'la beraber başka güçleri de o makama getiriyorlar. Yani tanrılığı başkasına veriyorlar. Rububiyeti, uluhiyeti Allah'la beraber başkalarıyla paylaşıyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Şirk diyoruz. Bu şekilde yaptığımız için de ne yapmış oluyoruz? Zulmetmiş oluyoruz. Bununla ilgili bir ayet-i kerime de paylaşalım. Konuyu daha iyi anlamak adına. Evet, En'am suresinin 82. ayet-i kerime. Cenab-ı Hak mealen okuyayım. Şöyle diyor. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya. Yine aynı konuya geldik. Görüyorsunuz değil mi? İman edip imanlarına zulmü, yani zulmü karıştırmayanlar, bulaştırmayanlar. Peki buradaki zulüm ne? Az önce söyledi Cenab-ı Hak bize. Şirk. Bu zulmü karıştırmayanlar var ya, işte güvende olanlar, işte güven onların hakkıdır. Güvende olanlar onlardır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır buyurdu. Efendimizin tefsir ettiği ayeti kerimelerden biridir bu. Yani Allah Resulü'nün tefsir ettiği ayeti kerimeler, yani sahabe efendilerimizin ya Resulallah bu ayeti kerime ne demek istiyor? Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize tam olarak bizden ne istedi sorusunun karşılığında Cenab-ı Hak yaptı. Cenab-ı Peygamber'in yaptığı açıklamalar var ya, işte ilk müfessir de o yüzden, hani eğer sorulursa ki ilk tefsir sahibi, ilk müfessir kimdir? İlk tefsir ve ilk müfessir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz bu ayet-i kerimeye geldiği zaman sahabe çok etkilenmiş. Tabiri caizse dumura uğramış. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilememiş. Acaba biz de imanımıza şirki, zulmü bulaştırıyor muyuz diye tereddüt etmişler, tedirgin olmuşlar ve Efendimiz'e gitmişler. Demişler ki ya Resulallah, acaba biz de imanımıza zulmü bulaştırıyor muyuz? Allah Resulü dedi ki yok, buradaki zulüm şirktir dedi. Aynı bu vurguyu da Lokman Aleyhisselam değerli dostlar oğluna yapmış oldu. Oğluna birinci nasihati ne olduğu halde, ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma. Sakın Allah'a başka ortaklar edinme dedi Lokman Aleyhisselam. Sonra devam etti. Oğluna dedi ki, evet, Allah'a şirk koşma, ona ortak koşmak kesinlikle büyük bir haksızlıktır dedi. Ondan sonra 14 ve 15. ayet-i kerimeler geliyor. Dedi ki, biz insana ana babasıyla ilgili öğütler verdik. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem de anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız ve yalnız Allah'adır buyurdu 14. ayeti kerimede. 15'te hemen yine bu anlamı tamamlayacak olan 15. ayeti kerimede de, eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara sakın itaat etme. Birinci, yani 14. ayeti kerimede anne babaya itaatin ne kadar gerekli olduğunu, her durumda anne babaya saygı duymamız gerektiğini, ihtiyaçlarını gidermemiz gerektiğini, anne babaya kesinlikle saygısızlık yapmamamız gerektiğini söyledi. Ama hemen bunun
limitini de bize söyle gösterdi Cenab-ı Hak. 15. ayet-i kerimede de dedi ki bunun limiti ne, bunun sınırı ne? Eğer bilgin olmadığı bir şey hakkında seni zorlarlarsa bu durumda ve bana karşı gelmen konusunda seni zorlarlarsa o zaman anne babanı dinleme dedi Cenab-ı Hak değerli dostlar. Yani biz şunu anlıyoruz. Anne babaya hürmet edeceğiz. Anne babaya karşı gelmeyeceğiz. Ancak eğer anne baba bize namaz kılma diyorsa, anne baba bize oruç tutma diyorsa, anne baba bize Allah'ın emirlerini yerine getirmede ve yasaklarından kaçmada bize engel oluyorsa, ancak o takdirde anne babanın sözü dinlenmez. Bizim için getirilen limit, kriter değerli dostlar bu. Bunun dışında anne babamızla aynı düşünmüyor olabiliriz. Anne babamız belki Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmekte zayıf olabilir. Ya sen bana, sen namaz kılmıyorsun ama ben sana hürmet etmem deme hakkına sahip değiliz. Çünkü ne dedi bakın, güçten, kuvvetten düşene kadar annesi onun karnında taşıdı, babası onu bir noktaya gelene kadar onu büyüttü, yetiştirdi. Hatta sürekli kullandığımız klişe ifadeyle yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi. Onu bu noktaya ne yaptı değerli dostlar? Getirdi. Sen nasıl olur da bu kadar borçlu olduğun ebeveynine, annene, babana böyle bir zorluğu, haksızlığı maruz görmüş olursun. Bundan hepimizin kaçınması gerekiyor. İşin bir hikmet tarafı daha var. Yine dikkat ederseniz Allah'a imandan sonra sağlam bir imandan, şirk bulaşmamış bir imandan sonra Cenab-ı Hak anne babaya itaati hemen peşine getirdi. Yani eğer Allah'a itaat etmezse bir insan değerli dostlar, anne babaya da itaat etmez. Eğer bir insanın hayatında anne babaya duyduğu bir hürmet yoksa, eğer bir insanın hayatında anne babasıyla ilişkisi, diyaloğu kopuksa, bu insan inanın ki Allah'la da diyaloğu, ilişkisi kopmuştur. Allah'la da irtibatı yoktur. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun örneklerini de herkes hayatında, komşusunda, akrabasında görebilir. Evet değerli kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'a öğüt devam ediyor. Diyor ki, mealen devam edelim zaman kazanmak için. Sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi kadar bile olsa, bir kayanın içinde dahi saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır dedi Cenab-ı Hak. Oğluna iyiliği emretti. Yani dedi ki oğluna, sakın iyilik yapmaktan geri durma. İyilik yapmaya devam et ve iyilik yaparken de tereddüte düşme. Acaba Cenab-ı Hak bunu bilir mi, görür mü deme. Yani ne yaparsan yap, Allah-u Teala onu mutlaka senin karşına, huzuruna çıkaracaktır. Yaptığını, karşılığını mutlaka göreceksin buyurdu. İsterseniz tam bu noktada bir hadis-i şerif paylaşalım. Allah kulu için hayır murad eder. Allah Resulü'nün anlatımıyla. Yani Allah kulu için mutlaka hayır ister, hayır murad eder. Yani onun adına onun kötülüğünü istemez. Emirleri, yasakları ne olursa, belki bizim aklımıza yatmıyor, işimize gelmiyor olsa da Allah-u Teala'nın bizim için öngördüğü, emrettiği emirler ve yasaklar mutlaka bizim iyiliğimiz içindir, hayrımız içindir değerli dostlar. Allah Resulü bir hadis-i şerifinde bize şöyle diyor. Bir sahne, ahiretten bir sahneyi bize canlandırıyor. Diyor ki birisi hesabı, kitabı görüldü ve dedi ki ya Rabbi bunun hesabı görüldü ve bu cehenneme gidecek. Allah-u Teala dedi ki ya bir iyi bakın. Yani belki atladığınız bir şey vardır veya belki görmediğiniz bir şey vardır. Tekrar edin bakın. Yani baktık her şeyi ama ya Rabbi hiçbir şey bulamadık. Ya bir bakın belki bir şey çıkacak. Cenab-ı Hak bilmiyor mu her şeyin
bilgisinin kendinde olduğunu bize bildirdi. Kendisi de biliyor elbette ama olayın ne kadar çok ince hesabının yapıldığı, bir beşer mantığının çok çok üstünde olduğunu, bizim anlayışımızdan, idrakimizden çok daha ciddi bir hesabın, kitabın yapılacağını ve bu hesapla kitapla Rabbimizin huzuruna, karşısına çıkacağımızı bilmemiz için böyle diyor. Diyor ki bir bakın, diyorlar ki ya Rabbi bir şey bulduk. Bir ata binmeye çalışan birisine yardım etmiş, atın üzengisini tutmuş. E tamam diyor, onu koyun bu yaptığı amel sebebiyle cennete. Demek ki bir ata binmeye çalışan birisine yardım etmek ne kadar zahmet olur. Yani daha bugünün şartlarıyla daha kolay nasıl anlayabiliriz? Yani arabaya binmeye çalışan bir yaşlıya yardım etmek için arabanın kapısını açtın, bu bizi ne kadar yorar? Yani bu bizim aklımızda da ne kadar kalır? Yani bugün belki böyle bir şey yaptık mı, oturup maziye dönüp geçmişimize dönüp baktığımız zaman belki inşallah iyilerden olduğumuz için, olmak istediğimiz için belki bu ve buna benzer bir sürü iş yaptık ama hepsini unuttuk. Nerede şimdi aklımızda? Yani çok büyük bir olay olacak ki, çok yanında da bize o olayı anlatacak büyük bir başka bir olay olacak da biz onu hatırlamış olacağız. Ama onun dışında yaptığımız ne varsa, yani küçük olaylardan bahsediyorum bu hadisten yola çıkarak, yani yaşlı birisine işte kaldırımdan inerken elinden tuttuk veya bir çocuğu bir tehlikeye düşerken arabaya atlıyordu da önünden tuttuk, işte arabanın altında ezilmesine mani olduk. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bunun ne kadar bizim aklımızda kalır ama Lokman Aleyhisselam oğluna diyor ki sakın ha oğlum sakın. Bunların hiçbirini Allah hesaba katmıyor. Bunlar benim karşıma gelecek deme. Bunlar benim karşıma gelmeyecek, affedersiniz gelmeyecek deme. Hardal tanesi kadar bile olsa o dönem için insanların, bugün hücre diyoruz ama o gün insanı bunu nasıl diyecek? Hardal tanesi kadar, hardal tanesi kadar bile olsa, hardal tanesi kadar bile olsa Allah onu bizim karşımıza çıkaracak. Hatta bunun önüne geçilmiş olsa, bu engellenmiş olsa, yerin dibinde, kayaların altında bile olsa bu bize mutlaka bunun bizim karşımıza gelecek diyor Cenab-ı Hak. Hatta böyle bir ifade kullanıyor ki bütün gizlilikleriyle Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ. Evet, bu çok önemli. Cenab-ı Hak burada kendi sıfatını bize bahsederken özellikle latif sıfatını ve habir sıfatıyla özellikle bahsediyor. Yani latifun habir dediği zaman bizim bile bilemeyeceğimiz, bizim bile göremeyeceğimiz en ince ayrıntıdaki gizlilikleri Cenab-ı Hak ne yapacak? Ve bütün bunları güzellikleriyle bilecek ve her şeyden haberdar olacak Cenab-ı Hak. Devam ediyor. 17. ayet-i kerimeyle nasihat devam ediyor. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. Evet dostlar. Müminun suresinde de müminlerin kurtulduğunu ve sıfatları, vasıfları bize anlatılırken ilk sıraya da Cenab-ı Hakk'ın namazı koyduğunu hatırlayalım. Yine aynı şey karşımıza geldi. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene de sabret. Dünya hayatı, her şey bizim için. Her şey bizim başımıza geliyor. Çünkü Cenab-ı Hak bizi diyor ki dünyaya göndermeden önce bize diyor ki sizi her şeyle imtihan edeceğim. Varlıkla, yoklukla, hastalıkla, sağlıkla. İmtihan sadece hastalık değildir kardeşlerim. İmtihan aynı zamanda sağlık da bir imtihandır. Fakirlik sadece imtihan değildir. Zenginlik de bir imtihandır. Aslında hayatımızın her karesi imtihandır. Ancak imtihan bitecek. İmtihan, son nefesimizi Allah'a teslim ettikten sonra imtihan bitecek. Artık ondan sonra imtihan yok. Cennette namaz kılmayacağız. Cennette oruç tutmayacağız. Cennette hastalanmayacağız. Cennette sahura kalkmayacağız. Veya cennette oruç tutarken oruç olmadığı için açlık hissetmeyeceğiz. Yani acıkmayacağız. Bütün bu zahmetler, bütün bu eziyetler dünya hayatına
mahsus şartlar, durumlar. Bileceğiz ki dünya hayatı, imtihan dünyası. 18. ayeti kerimeyi de okuyalım ve dersi bitirelim. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez buyuruyor. Yeryüzünde ölçülü ol, sakın sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir. Görüyor musunuz çocuk nasıl eğitilir? Görüyor musunuz evlat nasıl terbiye edilir? Cenab-ı Hak bize çocuğumuzu nasıl terbiye edeceğimizi dikkat ediyor musunuz? Hiçbir boş bir yer bırakmıyor. Yani yürümesinden sesin şiddetine, volümüne kadar, yürümesinden volümüne kadar, sabıra kadar Cenab-ı Hak bize nasıl çocuk yetiştireceğimizi, evlatlarımızı nasıl yetiştireceğimizi bu ayet-i kerimedeki bu hakikatlerle, hikmet sahibi Cenab-ı Hakk'ın hikmet sahibi Kur'an'la bize bu hakikatlerle paylaşıyor. Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik. İnşallah yarınki sahur sohbetinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.